İyi akşamlar sevgili seyirciler. Tarihin Arka Odası'nda bir aradayız. Programımızın formatı bu haftadan itibaren değişti. Erol Sade Erdinç, tarihçi üstadımız ve Pelin Batu, sanatkar ve güzel hanımefendi. Bundan sonra her cuma bu saatlerde biz beraber olacağız. Tarihi konuşacağız. Pelin Hanım bizim Avrupa ile ilgili, Batı ile ilgili açıklığımızı dolduracaklar. Estağfurullah. Arada sizden de çok şey öğreneceğim kesin. Estağfurullah. Biz geçen hafta ilan etmiştik Abdülhamit'i konuşacağımızı, duyurmuştuk. Ve geçen hafta Erol abi de çok hoş yeri anlatmışlardı. Fatih Altay ile yaptığımız teke tekte. O teke tek efendim devam ediyor. Fatih Altay ile yaptığımız. O pazar akşamları saat 22 sularında zaten ilan ediliyor. O teke tek özelde gene tarih ve kültür konuları ele alınıyor. O ayrı, bu ayrı. Bu orada da beraberce sunuyoruz Fatih Altay ile. O idare ediyor programı. Şimdi her hafta işte böyle tarihin ilginç yönlerini, gülümseten yönlerini, az bilinen yönlerini, üzerinde pek durulmamış yönlerini ve özellikle Erol abinin kamyonlar dolusu kütüphanesinden, çünkü taşınırken arkasından 5-6 kamyon kitap taşır. Her seferinde oradan enteresan kitaplarla, belgelerle böyle bildirici, eğitici ve eğlendirici bir program yapmaya çalışıyoruz. Bu hafta Sultan Abdülhamit'i konuşacağız. Erol abi, Abdülhamit nasıl bir padişahtı? Abdülhamit sevenlerinin yüce hakan, düşmanlarının ise Kızıl Sultan dedikleri Abdülhamit değildir evvela. Abdülhamit'i hem dönemine hem olaylara göre değerlendirmek gerekir. Abdülhamit evvela tuhaf bir ortamda padişah olmuş. Çünkü kendisinden önce iki padişah halletmiş. Yani iki padişahı tahtından indirmiş bir kadro var. Bu kadro karşısında Abdülhamit bir üçüncü padişah olabilir. Her zaman olur. Olabilir. Yani indirilme tehlikesi vardı. Var. Bunun için çok zeci tedbirler. Zeci efendim ne demek? Zeci çok önemli. Yani biz biliyoruz da evet. Önlemler almak mecburiyetinde kalmış. Devamlı bir kuşku. Devamlı bir kuşku. Ancak kendisinin vaat ettiği kanun-ı esasiyi ilan etmiş. Kanun-ı esası nedir? Anayasa. Anayasa. Bugünkü anayasa. Kanun esasını ilan etmiş. Şimdi kanun esası bazı hükümler getiriyor ama hanedanın aman hakları... Aman abicim, uzun bir şey de burada var. 300 küsur sayfa, hiç onun detayına girmeyelim. Şimdi yani kanun esasını ilan etmiş. Midat Paşa'yı da sadarete getirmiş. Midat Paşa'yla devamlı bir çekişme halinde zaten. Şimdi bir onun geçmişini söyleyelim. Yani Midat Paşa amcası Sultan Aziz'in halinde, ve abisi Sultan Murad'ın tahttan indirilmesinde önemli rol, hatta başrol oynamıştır. Görev üstlenmiş bir şey, devlet ricali. Ricali devletten daha doğrusu. Evet. Şimdi bu vaziyet karşısında Abdülhamid'in tutumu ne olabilir? Dikkat. Yalnız dikkat. Dolayısıyla savaşı bahane ederek bir süre anayasayı, yani kanun esasıyı, ki bundan böyle hep anayasa diye söz edelim, daha anlaşılır evet olur. Yürürlüğünü durdurmak mecburiyetinde kalmış. Yani o bir süre 33 senecik. Fazla küçük uzun bir süre değil. Bir çeyrek yüzyıldan 8 yıl fazla yani. Evet. Durdurmuş, yürürlüğünü durdurmuş. Yalnız devlet sarnamelerinde kanun esasıyı var. Meclisi ayana tayin yapılıyor. Devlet sarnamesi ne demek? Meclisi ayan ne demek? Şimdi meclisi ayan, meclisi mebusandan başka okumuşlar meclisi diyeceğimiz veya... Senato yani. Senato. Evet. Ama oraya Lordlar üye olmak gibi için, evet, oraya üye olmak için belli görevleri üstlenmek lazım. Yani şöyle lazım yapalım. Efendim, tarihi konuları malum hiç bilmeyene göre anlatmak gerekir. Tabii tabii. Sevgili seyirciler, o dönemde Osmanlı parlamentosu iki kamera dedikleri iki meclisten oluşuyor. Birisi milletvekillerinin oluşturduğu Meclis-i Mebusan.
Yani seçimle gelenlerin. Bir de Lordlar Kamarası gibi İngiltere'deki meclisi ayan. Senato. Ama tayinle gelen kişilerin yer aldığı bir meclis. Erol Hoca onu kastediyorlar. Evet, evet. Yanılmıyorsam sayı olarak da 100'e 20 gibi bir şey. 26 tane var. Evet, tabii doğru. Senatör yani, evet. Evet, yani. Ve doğrudan doğruya padişah ataması ile geliyor. Evet. Şimdi dolayısıyla anayasanın yürürlüğü durdurulunca yürürlüğü durduruluyor devlet sahnamelerinde, devlet yıllıklarında daha doğrusu. Her yıl kanun esası var. Hatta Abdülhamit meclise ayağına tayinler de yapıyor. Aziz dostumuz İlber Ortaylı'nın bir yazısında okumuştum Devri Hamidi üzerine çeşitlemeler. O dikkatimi çekti. Abdülhamid'in bütün işlemleri kanun esasının sınırları içinde. Yani anayasanın sınırları içinde. O hakikaten dikkate değer. Evet. İlber'in de bu konuda bir makalesi vardır zaten. Devri Hamidi üzerine çeşitlemeler. Şimdi... Efendim, Sultanahmet iyi bir padişah mıydı değil miydi? Şimdi dönemine bakarsak. Şayet... Şöyle sorayım izin verirseniz. Efendim Sultanahmet dönemi, o dönemi yaşayanlarla siz benden çok insan tanıdınız. Ben yaşlılık yıllarını tanıdım, yaş itibariyle tabii. Son derece baskıcı bir dönemdir. Evet. Hiç üç kuşkusuz. Kişi sokakta yürüyemiyor. Hiç kuşkusuz. Her an bir ihbar, yani jurnal dediğimiz, buradan bir iki örnek göstereceğiz. Tabii. Ve savaşlar. Bir, savaşlar, evet. Bizde bir kanı vardır. Sultanahmet zamanında 33 sene boyunca tek karış toprak elimizden çıkmamıştı o dönem. Hayır, dünya yandır. Kadar toprak çıkmıştı. Okumadan konuşuyorlar. Tabii. Yani hiç bu anayasa yeri gelince anlatacağımız şey yapalım abi. Yeri gelince anlatacağımız Erol gibi. Abi, anayasalar çok teknik bir konu. Gayet tabii. Yani fakat şu vardır. Anayasa resmen vardır, fiilen yoktur Sultanahmet zamanında. Tabii. Eli sopalı bir rejim var. Gayet tabii. Hatta kurduğu o şey teşkilatı ile. Hafiye teşkilatı. Hafiye yani. Teşkilatı ile. Hemen hemen herkesin kalbini dinlemiştir. Aklını evet. Dinlemiştir. Bu paranoya mı? Bu hayır korku, bu hal edilme korkusu, yani tahttan indirilme korkusu hakikaten bir paranoyaya dönüşmüş. Çünkü sadrazamına, sadrazam yolda giderken daha önceki Sait bir Paşa, şeyde evet. Anlatmıştık. Hüseyin İlmi Paşa. Hüseyin İlmi Paşa giderken sıkıştığı için Şeyhülislam'ın evine uğramış. Hemen jurnal etmişler. Abdülhamit çağırtmış ve sormuş. Niye uğradın? Yani tuvalete vilayetten gitmek evine giderken. Niye uğradın? Söylemiş. Hünkârım çişim geldi. Evet. Evet. Yani bu kadar kuşkucu. Bir şey soracağım. Bu hal kelimesini kullandığınız için. Şehir efsanesi. Efendim bu ses mikrofon düşüp duruyor. Oradan geliyor. Takılmadı iyi. İngilizce'de hall kelimesi biliyorsunuz. Hall. Hallin bir leyle daha fazlası değildir ya. Hall kelimesini bir sürü değişik yazılan gazetelerden, kitaplardan çıkarttığına dair bir efsane vardır. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Çeşitli olabilir efsaneler. Evet, konser salonlarına falan da denir. Ya, tabii. Evet. Hall kelimesi yasaklanmış. Değişik yasak. Yani mesela Shakespeare ile ilgili Macbeth oyunu. Otel oyunu yani kral devrildiği için diyelim mesela Macbeth'i yasaklamış. Yani yayınlanmasını, oynanmasını vesaire. Burun sözcüğü yasak. Burun yasak evet. Haritalardan kaldırılıyor. Bilmem ne burnu. Çıkıntı deniliyormuş değil mi o dönem? Burun kelimesi yasak. Canım Avrupa'da bir hükümdar, küçük ülkelerden birinin hükümdarı öldürülüyor. Gazetelerde haber yok. Haber yok evet. Evet. Etkilenmesin milletimiz. Tuhaf, bilinmesin, etkilenmesin. Tuhaf bir dönem yani. Tabii. Ayrıca... Şimdi jurnaller dediniz de, jurnal Sultanahmet bir hafiye teşkilatı kurmuş. Ve bildirdikleri raporlar. Herkes birbirini ihbar ediyor. Ama öyle bir hale gelmiş ki bu, çocuk anne babasını... Evet. Bazı... Kardeş kardeşi. Baba herkes evladı. Herkes birbirini yani ihbar böyle, ediyor. Fakat o arada işte Abdülhamit'in 1909'da tahttan indirilmesinden sonra... İktidara gelen Jön Türkler, İttihatçılar ve İttihat Terakki. Bu ihbarları, jurnalleri yani ihbar mektuplarının hepsini Sultanahmet'te toplu halde
Yüz binlerce insan yakıyor. Merasimle, törenle hatta yakıyorlar. Hatta hareket ordusu Yıldız'ı işgal ettiği zaman da kalan jurnalleri şey yapıyorlar. İmha ediyorlar. Çünkü kendi jurnalleri de var orada. Kendileri de var. Herkes birbirini tutar. Namık Kemal'in de yayınlandı ya, Feyziye Hanım rahmetli yayınlamıştı. Evet, Feyziye Abdullah. Evet, Namık evet. Kemal gayet güzel jurnal vermiş arkadaşlar. Tabii tabii. Şairi. Ve jurnal bir nevi artık çıkar olmuş. Çıkar evet. olmuş. Yani herkesin bir geçim kaynağı var. Jurnalcilerin de geçim kaynağı bu. Yalnız Abdülhamid'in dikkate değer bir özelliği şu. Her okuduğu jurnali yalan da çıksa jurnalcıyı cezalandırmamış. Yine onun deyşesini, yani gerekli ödemeyi yapmış. Yani yeni karşılık deyince deyşe, yapıt, süreç falan demeye gerek yok. Karşılığını bedelini ödemiş fiyatını. Karşılığını ödemiş. Şuradan bir iki jurnal şey yapayım. Evet. Efendim, Erol Bey kütüphanesinden getirdiler. Bu Asaf Tugay o zaman elde olan, imha edilmeden, daha doğrusu imha edilmekten kurtulan jurnallerin bir kısmını iki cilt halinde yayınladı. Yayınladı. Şimdi oradan bir jurnal. Bunların yeni baskısı herhalde yoktur. Yok maalesef. Bu hangi yıl bu? Mesela orada Mihran Efendi. Müsaade ederseniz bir okuyayım tabii. Efendim ben şeyi. Efendim mesela Bebek'te, pardon evet, Bebek'te Cevdet Bey isminde bir delikanlı babasını ihbar etmiş. Pardon, Kandilli'de oturuyormuş. Babam diyor işte Atabey Ulya'yı Hazreti Tacidar-ı Ekremi'ye böyle bir tabasbus yağ cümlesiyle evet. bunlar. İşte veli nimetimiz padişahımız efendimiz sağ olsun. Pederim Ekrem Bey, bugünkü Türkçe'ye çevirerek okuyorum. Efendim Bebek'teki küçük evine bu sahilden, yani karşı taraftan efendim bir dehliz kazarak orada diyor bir kötü iş yapacağını haber aldık. Tahmin ediyorum diyor. Yani boğazın altını kazacak. Kandilli'den Bebek'e kazacaklar. Orada diyor kim bilir ne yapacak bilmiyorum diyor. Fakat diyor şevketli, kudretli, merhametli veli nimetimiz, padişahımız, efendimizin diyor hayatından endişe ettiğim için bunu bildiriyorum diyor babası. Babası. Terbiyesizliğe bak. Evet. Ve 30 Nisan 1900'de efendim Cevdet Kulları bir İdadi'de okuyormuş öğrenci. Evet. Böyle abuk subuk şeyler ama adam bunu da takip ettiriyor. Takip ettiriyor. Yani. Cadı avları. Cadı tam değil mi? Tam. O cadı avı şeyi nasıldır? Salem'de, Amerika'da çoğu mesela onların bir kadının arazisine göz koyuyorlar. Kadını cadı ilan ediyorlar ve testlere tabi tutuyorlar. Mesela elini ayağını bağlıyor, suya atıyor. Kurtulmazsa cadı. Kurtulma şansı var mı? Yok. Dolayısıyla herkes değişik böyle tuhaf tuhaf testlere tabi tutulup. Ama maksat arazisini almak. Çoğu arazi olduğu anlaşılıyor. Yani bu da para için. Annesini babasını satıyor. Gayet tabii.